Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüm. Ee, karşımızda çok net bizden daha iyi bir takım vardı. 30-35 dakikalık planlarımız tam istediğimiz gibi Fenerbahçe'ye cevap verme adına iyi gitti. Oyuncular gösterdiğimiz plana sadık kaldılar. Ne zaman bu sadakattan vazgeçtiler? O zaman tabii ki Fenerbahçe'nin hem bireysel hem de taraftarıyla beraber yakalamış olduğu momentumu karşısında durmak kolay değil. Yine de oyuncularım kendince, kendilerince, kendi becerilerince ve kendi bence Kapasitelerince en iyisini yaptılar. Ee, buradan e, bence oyunun başı itibariyle yaptığımız plana sadık kalarak 30 dakikayı biraz yıkabilseydik e, istediğimiz sonuçta gelebilirdi ama Fenerbahçe'nin çok ciddi bir gücü var. E, bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Yine de oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Böylesine kaliteli bir oyuncu grubuna karşı e, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan e, takımdık. E, söyleyebileceklerim bunlar maç için. Alisao bizim için çok değerli bir oyuncu. Ön bloktaki en etkili oyuncularımızdan bir tanesi. Biz bir ivme yakaladık. Bu 19. maçımız bizim. ve Biz dördüncü kez mağlup olduk. O, oynadığımız 19. resmi maçta. Savunma planları çok yüksek bir takımız. Karşıt planları çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü mevcut elimdeki kadro bana e, bu planları yapmaya e, itiyor. Ama ön blokta bugün beklediğimiz performanslar yoktu. Ee, tek Ali üzerinde değerlendirmemiz lazım. Çünkü biz savunma planı yaparken ön blokla alakalı da topa sahip olma planları da olan bir takımız. Sadece buraya defans yapmaya da gelmedik ama e, bireysel olarak değil ön blok oyuncularımızın bence performansı bu anlamda e, konuşulabilir. Ama yine de istek var, arzu var Ali de dahil olmak üzere e, söyleyebileceğim. Üç oyuncu da e, elinden gelen her şeyi yapıyorlar bulunduğum süreç içinde. E, o yüzden birbirinden ayırmadan bir bütün olarak bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bizim transfer isteğimiz var. Açıkçası çok da oyuncu geldi düşündük. Ama en doğrusunu yapmak ve en iyi opsiyonları belirleyip buraya net katkı verecek ve oynamış oyuncular üzerine değerlendirme yapmak durumundayım. Hem Lincoln hem Mert çok fazla süre almayan oyuncular ama bence bizim takımımıza katkı verebilecek oyuncular. Onlarla alakalı net bir görüşmemiz olmadı resmi anlamda. Sadece o gün de söylediğim gibi istişareler var. Onun dışında herhangi bir görüşmemiz olmadı. Önümüzde dokuzuna kadar süremiz var. En doğru oyuncuları içeriye katacağımızı düşünüyorum. Bahadır geldiğimiz günden beri çok çalışan ve elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir oyuncu. Burada tek bir oyuncu üzerine değerlendirmek lazım. Bence savunma performans performansımız son dönemde gayet iyi. Ben Bahadır'ın çok daha gelişebilecek kapasitesi olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki onun iyi oynaması e, bizi rahatlatıyor e, bazen e, kaleci yalnız adamdır hata yaptığında ne yazık ki e, bunun sorumluluğu daha büyük oluyor e, defans oyuncularına ya da merkez oyunculara forvetlere göre kolay bir pozisyon değil oynadığı pozisyon ama biz Bahadır'dan memnunuz e, gösterdiği gelişimden de memnunuz daha da iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum burada tabii ki belirleyici olacak şey baktığınızda sezona çok iyi başlamış takımların oyuncu kalitelerini kaybettiklerinde nasıl bir performans gösterdiğini düşünürseniz Türk futbolunun gerçek fotoğrafını görmüş olursunuz o yüzden mevcut da teknik adamlar ellerinden geldiğince kendi formasyonlarını metotlarını takımlarına geçirmeye çalışıyorlar ama oyuncu kalitesi yüksek olan takımların çok net ama net üstünlüğü var bu senelikte baktığınız zaman Pendik Spor bile yaptığı hamlelerle bir anda e, sondan ikinci sıradan çok bir anda yani 40 puanları 50 puanları yakalayabilecek bir performans net ortaya koyabilir. Ben takım adına söyleyebileceğim e, biz iyi bir yoldayız. İçeriye katacağımız 2-3 tane net kaliteli oyuncu ile beraber bence üst sıraları ilk 5'i zorlamak istiyoruz. 8 puan da çok büyük fark değil ama ne yazık ki 5 puan arkamızda düşme hattı var. E, onları düşünmüyorum. Ben daha fazla öne bakmak istiyorum. Önde oynamasını istiyorum Ankara gücünün. Ama mevcut gücümüzü bilerek tabiri caizse bu anlamda haddimizi bilerek oynamamız gerekiyor. Ne zaman güçlü profiller daha fazla sahne içinde ortaya çıkar ise o zaman Ankara gücü hem camiası hem taraftarıyla çok büyük bir kulüp daha ön oynayabilecek, güce erişebilecek potansiyele sahip. Biz de bunu inşallah ortaya çıkarmak istiyoruz. Yani gerçekçi olmayabilir söyleyeceklerim. Yani bu şu hafta olur, bu hafta olur. Fenerbahçe'nin maçları kimle bilmiyorum. Galatasaray kimle oynuyor bilmiyorum. Ben tamamen Ankara gücünün bir haftası sonra oynayacağı, oynayacağım maça konsantreyim. Ama Fenerbahçe'de, Galatasaray'da e, ligin şu an çok üstünde takımlar. E, hem bireysel kalite olarak hem de baktığınızda yani formasyon olarak da e, Türkiye liginde çok her takımı çok zorlayacak delici güce sahip takımlar. E, o yüzden ee, genelde bu takımlara karşı oynayan 16-17 tane takım karşıt plan hazırlıyor zaten. Öyle bakarsak e, ben iki takımın da eşit şansları olduğunu düşünüyorum ligde, şampiyonlukta. Tabi burada Avrupa Kupası oynayacak Fenerbahçe. Belki o birazcık daha zorlayıcı ve yorucu olabilir. E, ne olursa olsun e, ben e, Ankara gücü dışında diğer takımların e, yorumunu yapmayı doğru bulmuyorum. E, çok da gerçekçi bulmuyorum. Benim şu an tek derdim var o da. İnşallah Ankara gücüyle beraber iyi işler yapmak. Şimdi bazen bir oyuncu değişikliği üzerinden çok fazla yorumlar yüklenebiliyor. Ben istedim çıkardım oyundan. Kendimce e, düşüncelerim var oyuna yönelik. Siz başka bakabilirsiniz. Taraftarlar da başka bakabilir. Sorumluluk bende. E, ama e, yani oyuncu değişiklikleri e, burada birçok planın içinde dahil ettiğimiz oyunun devamında karşımıza gelen ya da gelmeyen olan ya da olmayanlar üzerine değerlendirilir. Çok basitine gitmemek gerekiyor oyuncu değişikliklerinde. Ben birçok oyuncuyla görüştüğümüzü söyleyebilirim. Onun için de söylediğiniz oyuncu da var. Ama net bir şekilde daha oyuncuyla oyuncuyla alakalı resmi duruma getirecek bir girişimiz olmadı. Şu an için biz iki tane daha değerli mevkide oyuncu arıyoruz daha çok sol ön oynayabilen bir oyuncu söylediğiniz oyuncu. Benim belirlediğim iki tane çok daha acil mevki var. Onların üzerinde çalışıyorum.